Erkek mesleği olarak bilinen tornacılığa kadın eli değdi. İzmir'de yaşayan Sibel Bezci, Bornova'daki atölyesinde iki komşusuyla birlikte 30 yıldır yedek parça üretimi yapıyor. Kanal 7 Haber ekibinden Derya Efe ve Ali Ekber Karaçam o atölyeye gitti ve kadın tornacılarla konuştu. Bu kadar başarılı olacağını tahmin etmiyordum. Sizi bile şaşırttı. Tabii. Eşi bile inanmamıştı. Ama o yapamazsın diyenlere inat, tornacılıkta kadınların da başarılı olabileceğini herkese gösterdi. Erkeklerin egemen olduğu tornacılık mesleğine kadın eli değdi. İzmir'de yaşayan Sibel Bezci 30 yıldır torna tezgahının başında. CNC makineleri büyük bir ustalıkla kullanıyor ve program yazabiliyor. Efendim kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Herkes dantel yapar, sizin de el işiniz bu mu? Evet, benim el işim de bu. 48 yaşındaki Sibel Bezci meslek lisesinde makine ressamlığı bölümünde okudu. Mezun olur olmaz soluğu eşinin torna atölyesinde aldı. Çocuklarıma bir gelecek hazırlamam gerekiyordu ve evde oturarak olmayacağını biliyordum. En iyi yapabileceğim şeyin de kendi mesleğim olduğunu düşünerek bu işe girdim. İyi ki de girmişim diyorum. Sibel Bezci tornacılığa çıraklıkla başladı. Zamanla ustalığa kadar yükseldi. Artık o bir işveren ama çalışanlarına bırakmıyor tezgahını. Her sabah saat 7'de işinin başında. Nerede kullanılıyor bu metaller? Bu endüstriyel bulaşık makinelerin parçası, yedek parçası olarak yapıyoruz. Sadece dikkat yetmiyor. Tornacılık sabır da gerektiren bir meslek. Bu konuda kadınlarımız daha başarılı. Nasıl oya yaparken saatlerce oturup dantel örebiliyorlarsa, bunda da saatlerce durup hatasız ürün çıkarabiliyorlar. Erkeklerimizi oturtup bunları yaptıramıyoruz. Sıkılıyorlar çünkü. Tornacılıkta bazen kol gücü de giriyor devreye. Sibel Bezci kimi zaman zorlansa da şikayetçi değil halinden. Bakayım pazılarınıza, bayağı kas yapmışsınız. Evet, aynen öyle. Biraz da güç gerektiriyor bu. Evet, gerektiriyor. Çünkü parçanın kaymaması için sıkmak gerekiyor. Sıkmak için de zamanla kas oluşturuyoruz açıkçası. Sibel Hanım'ın eşi İnan Bezci de aslında eski bir tornacı. Ancak eşi bu meslekte başarılı olunca kendisi emekliye ayrıldı. Efendim, böyle bir eşiniz olduğu için kendinizi şanslı hissediyor musunuz? Tabii, yıllardır destek oluyor. Hem eve hem iş yerinde sürekli olarak destek. Dışarı çıktığınızda gözünüz arkada kalmıyor. Arkada güvenle bırakıp gidebiliyorum. Sibel Bezci tornacılık sektöründe yaşanan eleman sıkıntısına da yine kendi hemcinsleriyle çözüm buldu. Atölyede çalıştıracak eleman bulamayınca iki kadın komşusunu ikna edip işe aldı. Çok güzel bir meslek. Her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz. Yani öğrenmenin sınırı yok. Bu işi kadınlar da yapabilir. Aynen öyle. Bu iş kadınların işi zaten. Erkekler bu kadar hassas yapamaz. Tam kadınlık bir iş. Bornova'daki hurdacılar sitesinde 30 yılı geçti Sibel Bezci'nin. Hala ilk günkü heyecanla geliyor atölyeye. Onun en sevdiği koku da parfüm değil, demir kokusu. Demirin çıkardığı kokuyu seviyorum. Demir kokusu olmadan yaşayamaz mısınız? Yaşayamam. yaşayamam. Ya, evde oturmak bana göre değil. Herhalde ben sanayide ölürüm diyorum ben. O derece seviyorum mesleğimi.